Günümüzde 7'den 70'e pek çok kişinin vazgeçilmezi olan dövmeler, ilk bakışta zararsız gibi görünse de yaptırılan dövmelerin anlamları yaptıran kişiye ciddi sorunlar açabilir. Bir taneyle yetinenler olsa da dövme severler genellikle daha fazlası için mutlaka bir bahane bulur ve her aşaması için ayrı heyecan duyarlar. Pek çoğu kendine özel bir dövme yapsaydı bazılarımız ne anlama geldiğini fazla bilmiyor. Bu videoda aslında yaptırmamanız gereken dövmeleri derledik. Yapan insanları görürseniz de mutlaka uzak durun. Bıçak dövmesi. Bıçak dövmesi günümüzde bir hayli yaygın olsa da özellikle Rusya başta olmak üzere hapishanelerde işlenen cinayeti ifade ettiğinden polis tarafından sorguya çekilme riski bulunuyor. Psikopat Rus katilleri diğer insanlara ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için bu dövmeyi yapar. Böylelikle karşısında olan kişiler korkar ve dediğini yapmak zorunda kalır. Aksi takdirde onun da ölümünün diğer insanlar gibi olacağını bildirir. Eğer bu dövmeye sahipseniz kesinlikle Rusya'ya gitmeyin. Süssüz olsanız bile katil gözüyle bakabilirler. MS-13. Her ne kadar bizler normal bir dünyada yaşadığımızı düşünsek de dünyanın pek çok yerinde yeraltı çete savaşları hala devam ediyor. Özellikle Latin ülkelerinde uyuşturucu yüzünden çıkan çatışmalarda her yıl yüz binlerce insan hayatını kaybediyor. MS-13 yani Mara Salvaturka Latin ülkelerinde var olan bir suç örgütüdür. Çeteye yeni insanları yetimhanelerden ya da getto tarzı varoş mahallelerden bulurlar. Örgüt üyeleri genellikle üzerlerindeki dövmelerden kolaylıkla tespit edilebilir. Diğer insanlardan farklı olduklarını göstermek için vücutlarına dövme ile işaret yaptırırlar. Her birinin anlamı farklıdır. Bu çetenin içinde yer aldığınızı gösteren dövmeler varsa hemen silin. Aksi takdirde başınız belaya girebilir. En kötüsü ise düşman çete grubunun saldırısına uğrayabilirsiniz. O yüzden MS-13 ile alakalı hiçbir dövme yaptırmayın. Büyücü. Büyücü resminin önündeki şişede uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin tasvir edildiğine inanan Güney Amerika halkının yerleri dışında bu dövme modelinin pek de kullanılması tavsiye edilmez. Ayrıca cin, şeytan gibi dövmeler de pek çok çete grubunun uyuşturucu çetesinde olduğunu gösterir. Bu gizli anlamı gören kişiler pazarlık için yanına gider. Başınızın belaya girmesini istemiyorsanız sokaklarda dolaşırken bu dövmeyi kıyafetle kapatmaya çalışın. Gözyaşı. Kuzey Amerika ve Avustralya'nın yerlileri arasında sık rastlanan gözyaşı dövmesi, planlı bir cinayet gerçekleştiren kişiler tarafından tercih edildiğinden, sıradan halkın bu çizimi tercih etmesi pek tavsiye edilmez. Yüze yapılan her ilave gözyaşı dövmesi, adamın o kadar tehlikeli olduğunun göstergesidir. Avustralya'da cinsel suçları veya çocuk taciz suçlarından hapse atılmış olan tutuklular zorla gözaltına alındılar ve gözyaşlarını ifade etmeyi tercih ettiler. Dünyanın dört bir yanındaki diğer hapishanelerde gözyaşı, parmaklıklar ardındaki sevilen biriyle dayanışmayı göstermek için bir yol olarak kullanıldı. Bu iş yerinde bir sorun olabileceğinden bazı insanlar dövmeyi diğer yerlerde de kullanıyorlar. Haç işareti. Rus hapishanelerinde göğüsteki haç hala bir hırsızlık sembolü olarak kabul edilmektedir. Elbette bu dövmelerin sahipleri dövme modelini açıklamak zorunda kalıyor ve daha sonra çizimi şiddetle siliyorlar. Bazı kişiler için ise Hristiyanlığı temsil ediyor. Bu tür ilk dövmeler antik dünyada Filistin'deki ilk dinlerin sembolü olarak ortaya çıktı. Daha sonra haç şeklindeki şekilleri Haçlı seferlerinde şövalyeler yaptı. Dolayısıyla Müslüman ülkelerinde başınızı çok yakabilir. Buda. İlk bakışta Buda'nın dövmesi tamamen zararsızdır. Ancak Sri Lanka'da sadece görüntü değil, aynı zamanda Azizlerin vücuttaki isminin de çağrıştırdığından ülke yetkilileri böyle büyük bir anlam ifade eden dövmeyi sıradan kişilerin taşımasını istemiyor. Bir İngiliz turist, kolundaki Buda dövmesi incitici bulunduğu için Sri Lanka'dan sınır dışı edildi. 2012 yılında da 3 Fransız turist Buda heykelini öptükleri gerekçesiyle mahkemeler tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırılmış. Cezaları 5 yıl süreyle ertelenmişti. 2010 yılında ülkeye gelmek isteyen Amerikalı rap yıldızı Akon'un girişi de bir klibinde Buda heykeli önünde dans eden kadınlar nedeniyle engellenmişti. O yüzden Sri Lanka'ya giderseniz kesinlikle Buda heykellerine zarar vermeyin ve kötü söz söylemeyin. Ejderhalar ve Samuray.
Japonlar için özel bir önem ifade eden ejderha ve samuray desenli dövmelerin sıradan kişiler tarafından yapılmasına izin verilmediği gibi, bu dövmelere sahip kişilerin belirli yerlere girmesine de izin verilmez. En kötüsü ise sizin Yakuza örgütüne üye olduğunuzu söyleyebilirler. Yakuza üyelerinin neredeyse tüm vücutlarını kaplayan dövmeler vardır. Yakuza'nın bağlı olduğu kültüre ait bazı semboller ve imgeler içermekte. Farklı sembollerin veya imgelerin bir araya geldiği bu dövmeleri yaptıran kişi, örgüte saygı duyduğunu belli eder. Nazi dövmesi. Adolf Hitler ve onun yanında olan Naziler milyonlarca insanın ölümüne sebep verdi. O yüzden pek çok ülke Nazileri sevmiyor. Günümüz Almanya'sında çok katı kurallar vardır. O yüzden Nazi dövmesi yaptırmak başınızı derde sokabilir. Alman politikacı Marcel Zeck yaptırdığı Nazi dövmesi yüzünden hapse girdi. Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda kurdukları toplama kampının resmi ve bir Nazi deyiminin yazısının bulunduğu dövme, 2015 yılının Kasım ayında politikacı havuza girdiği esnada görülmüştü. Almanya'da yanlışlıkla Nazi selamı vermek bile başınızın derde girmesine neden olabilir. Maç ağası. Bu dövme sahibin Asya kökenli bir çeteye bağlı olduğunu gösterir. İskambil'deki As grubu genellikle hırsızlık çetelerinin kullandığı bir simgedir. Maç ağası pek çok mahkum için çok önemlidir. Ayak parmaklarından alınlarına kadar mahkumların her yerinde olabilen bu dövmeler pek çok şeyi anlatıyor. Hapishane sınırları içerisinde kim kime bulaşmaması gerektiğini böylelikle rahatlıkla kestirebiliyor. Estetik olarak da çok da iddialı olmayan dövmeler aslında mahkumlar için önemli bir göreve hizmet ediyor. Elbette işlediği suçlarla övünenler de var aralarında. O dövmeye baktıkça kirli geçmişini hatırlayıp aynı hataları tekrarlamamak isteyenler de. Hançer ve çanlar. Omuzlardaki hançerler mahkumun içerideyken bir cinayet işlediğini ve aynı zamanda başka cinayetler işlemek için para karşılığı tutulabileceğini gösteriyor. Ayaktaki çanlar cezası bitene kadar içeride kaldığını, kelepçeler ise tutukluluk sürelerinin 5 yıldan fazla olduğunu gösteriyor. Parmaklardaki yüzük dövmeleri ise vücudunun geri kalanı giysilerinden görünmediğinde işlediği suçların yine aynı şekilde görülmesi için. Diz kapaklarındaki yıldızlar ise polisten önce diz çökmem anlamına geliyor. Mezar taşı. Bu dövmeyi zaten akıllı bir insan kolay kolay yaptırmaz. Çünkü ölümü hatırlatıyor. Bu dövmenin pek çok anlamı var. Dövme sahibinin bir arkadaşını öldürdüğünü ifade eder. Üzerinde bir sayı varsa dövme sahibinin daha kaç yıl hapiste kalacağının işaretidir. Bazen de işlediği cinayetler sayısı gösterebilir. Polisler için tehlikeli adam statüsüne girmek istemiyorsanız bu dövmelerden uzak durmakta fayda var. 3 nokta. Latin gençleri arasında pek popüler olan 3 noktanın çete bağlantısı ya da hapiste geçirilen süreyle bir alakası yok. Elin baş parmağı ile işaret parmağı arasına yapılan ve 3 tane üçgen şeklindeki noktadan oluşan desen, Mi Vida Loca, yani benim çılgın hayatım var anlamına geliyor. Asya'daki bazı çeteler de bu deseni pek beğenmiş ama onlar dövme yaptırmak yerine çete üyelerinin ellerini sigarayla yakarak aynı izi bırakıyorlar. Çetelere üye olmanın garip bir yolu diyebiliriz. 4 tane T. Vietnam çetelerinin sıklıkla kullandığı dövme, gotik harflerle yazılmış 4 tane T harfinden oluşuyor. Vetin, Tien, Tu ve Toi, yani aşk, para, hapis ve suç anlamına geliyor. Genellikle enseye, sırta, göğüse ve kollara yapılıyor. İlk örneğine M.Ö. 3000'li yıllarda rastlanan dövme, bugün bildiğiniz anlamdaki haliyle bir zamanlar suçluların lekesi, denizcilerin süsüydü. 20 sene öncesinde sadece marjinal kesime ait dövme artık her yerde var. 18. yüzyıl civarlarında mesela dövme suçluların taşıdığı bir lekeydi. Suç işleyen kişiler suçlarının görsel bir cezası olarak dövmelenirdi. Bu dövmenin kol, yüz gibi kolayca görülebilir bir yere yapılması gerekiyordu ki kelimenin tam anlamıyla suçlu damgası yiyebilsinler ve toplumun geri kalan kısmı tarafından ne olduklarını bilsin. Mesela Japonya'da suçlu kişilerin işledikleri her suç için kollarına bir halka çizilirdi. 1800'lerin ortasında güzeller güzeli, Polinezyalı bir kadının suratının ortasında katil dövmesi taşıması da aynı sebepten. Kocasını öldüren bu kadının ömrünün sonuna kadar bu suçuna dair bir kanıt taşıması gerektiğini düşünen İngiliz misyonerlerin emriyle yapılan bu dövmeyle kadının toplumdan dışlanması ve bir daha koca bulamaması amaçlanmıştı belli ki. Ancak sonradan İngiliz bir kaptanın günlüğünden edinilen bilgiye göre evdeki hesap çarşıya uymamış, kadın yeniden evlenmişti. Dövme deyince akla vücudunun farklı yerleri boyalı kabileler geliyor elbette. Bu dışarıya kapalı küçük topluluklarda dövme bambaşka anlamlar taşıyor.
Mesela Tayvan'da Atayal ismi kabilede, kabilenin erkek üyeleri evini koruyabildiklerini göstermek için kullanırdı. Kadınlarda dövme ise ev işlerini yapabilir damgası işlevi görüyor. Peki siz dövmeler hakkında ne düşünüyorsunuz?